Ben kayakla atlamaya 2009 yılında başladım. 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarına sayılı günler kala Uçan Türk Çin'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Kayakla atlama şöyle bir branş. Emek verilmesi lazım. İşte sürekli antrenman yapılması lazım. Dünya Kupası yarışmaları kayaklamanın en üst seviyesi. O yüzden de sadece kendimizi tartmak için gittik. 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat'la 20 Şubat tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de yapılacak. Kayakla atlama Kış Dünya Ateş Kupası'nda yakıştıran finallerde yetkili yarışan sporcu ilk olarak Türk sporcu olan sadece Fatih Arda İpçioğlu, olimpiyatta yarışmalarımızı Türkiye'yi temsil edecek. İpçioğlu, Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki 2018 Kış Olimpiyatlarına da katılmıştı. Kazakistan'ın Sushin kentinde yapılan yarışmaya gitmeye karar verdik. Yazın sonlarına doğru işte geçtiğimiz yazın. Bu yarışmada da puan ilk 30'a girmen durumunda Dünya Kupası puanı alıyordum. Türkiye'de yaklaşık 14 ve 15 yıllık bir geçmişi bulunan bir branşta kendi kotasıyla Türkiye adına kayak atlamada olimpiyatlara katılmanın önemi, yani şöyle söyleyeyim, gurur. Yani bunu başarmak kolay değil çünkü. Hele ki kendi kotanızda, dediğim üzere dünyadan sadece 65 sporcu katılıyor kayak atlama yarışmalarına ve bu bahsettiğim rakibimiz olan ülkede, işte yani işte kuzey ülkeleri, diğer kayak atlamada önde gelen ülkelerin tarihleri, kayak atlama tarihleri 100 yılı aşkın. Düşünün yani. Şu anda biz ikinci kotayı aldık. Bu 2018'de biz imkansızı başardık. Fatih Arda İpçioğlu, Beijing Kış Olimpiyatlarına katılmak için Dünya Kupalarında gerekli puanları topladı. Fatih Arda Beijing'deki İpçioğlu hedeflerini Amerika'dan ulusal sonra kanala anlattı. Innsbruck'ta. Listeler 16 Ocak'ta açıklanıyor. O yarışta ilk 30'a finali elemeleri geçip finalde de ilk 30 sporcu arasına girdiği takdirde bu sefer olimpiyatlara iki kişi katılıyoruz. Ben ve Muhammed İrfan Çintimar. Bakalım, şu anda çalışmalarımız iyi. Bizim için şu anda ilk hedef elemeleri geçmek. Çünkü işte atıyorum ilk elemelerde 80 sporcu yarışma listesinde ise 50 sporcu sadece final yarışına katılabiliyor. İpçioğlu 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarına yönelik boykot çağrılarını da değerlendirdi. Ben sporun birleştirici ruhuna inanıyorum. Çünkü olimpiyatlarda bunun en iyi kanıtı ve örneği. Dediğim gibi benim açımdan ben sporcuyum. Ben sadece bana düşeni yapmakla mükellefim. Ama tabii ki hani üzülmüyor muyum? Üzülüyorum tabii ki. Fatih Arda İpçioğlu gençlere de çağrıda bulundu. Kayak atlama genç yaşta başlanılması lazım. Şu anda işte dünyada, işte Avrupa'da 5 yaşın 6 yaşına kadar inmiş durumda kayak atlamaya başlangıç yaşı. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Problemler de yaşadım. Sakatlık olsun, işte diğer türlü işte ailevi, maddi, manevi birçok problem yaşadım. Yani vazgeçmesinler. Sevdikleri bir sporsa eğer. Tabii bunun için yetenekleri de çok önemli.